Madencilik hisseleri neden çakıldı? Neden tabanlar var? Evet sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Para Bilgi kanalı olarak hafta sonu da olsa borsadan, ekonomiden haberler vermeye sizler için gayret gösteriyoruz. Evet arkadaşlar, dün Cumhurbaşkanının açmış olduğu altın madeni fabrikası diyelim. Artık önemli bir maden, külçe altın dökümü yapılacaktı. KAP açıklamasındaki yani farklı açıklamalarla birlikte yükselmesi beklenen gübre fabrikalarının hissesi mesela taban olmuştu. Ve madencilik sektörü de cuma günü borsa endeksinde endeks olarak maden en çok kaybeden olmuştu. Peki neden? Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Söğüt Altın Madeni açılış töreninde yaptığı konuşma sonrasında madencilik endeksi %7'den fazla, gübre taş %10 düştü. Söğüt gelişmesiyle gübre taban yedi, madencilik hisseler çakıldı. Yurt içi pay piyasalarındaki negatif hava bugün devam ediyor. Yani dünden bahsediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren devam eden satışlar seans sonuna doğru hızlanırken sektörler bazı bakıldığında madencilikteki çöküş dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 15 sularında Söğüt Altın Madeni açılışı ve ilk altın dökümü töreninde konuşmaya başladı. Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak ve ilk etapta yılda 2,5 ton, 3 yılın sonunda 6,5 ton altın üretmesi planlanan tesisin açılışı gerçekleşti. Gübre maden yatırımlarının Söğüt Altın Madeni sahasında yaptığı çalışmaları anlatıldığı sıralarda şirket hisselerine sert satış geldi. Gübre taş hissesi %10 düşerken ana madencilik hisseleri de eşlik etti. Gübre taş hisseleri %10 düştü. Gübre hisse senedi Gübrefe Gubrefe biliyorsunuz kodu. Önceki kapanışının 39.1 liradan yaparken haftanın son işlem gününü 340.1 liradan başladı. Seansın ilk dakikalarından itibaren sakin bir negatiflik gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış töreninde konuşmaya başladı dakikalar olan 15 sularından itibaren keskin bir düşüş gösterdi. %10 kayıpla taban yiyen şirket hisseleri 305.2'ye kadar geriledi. Evet arkadaşlar 339'dan kapatmış. 340'dan başlamış. 305.27 gerilemiş. Zaten e, taban yaptığı için de artık e, Cuma günü ondan daha fazla düşemedi biliyorsunuz. E, tabanda kaç lot var? Onu ya da kaç nasıl durum hiç bilmiyorum. Bunu araştırmak lazım. Biz 100 endeks saat 10 16.15'te %2.77 değer kaybıyla 5086 puandan işlem görüyor. Sektör endekslerin tamam düşüş gösterirken en fazla kayıp %7'den fazla azalan madencilikte oldu. Madencilik endeksi gün içinde 6869-6304 puan arasında hareket etti. Saat 16.15'te %6.4 değer kaybıyla 6464 puandan işlem görüyor. Endeks bileşenlerinden altın yağ madencilik %3.75, ipek enerji %4.85, koza madencilik %5.70 koza altın %6.54 ve park elektrik %4.70 oranında ekside fiyatlanıyor. Evet. Gerçekten garip bir durum. Ee, bu Söğüt'teki bu gelişmeyle birlikte gübre taşın taban yemesi ilginç gerçekten ve bütün madencilik hisselerini etkilemesi bu durumun ee, Cuma günü için farklı bir durum yani Borsa İstanbul'da farklı bir konuyu ortaya çıkardı. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız lütfen. Ee, kendi araştırmalarınızla şirketlerin geleceklerine en iyi yatırımı doğru bir şekilde siz yapabilirsiniz. Kendi paranızı en iyi koruyacak olan da sizlersiniz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayınız. Hepinize bol bol kazançlar.